Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 5 Ekim Pazartesi Bursa yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altınımız var sevgili dostlar. Vereceğim kuponun biraz cüzi bir şekilde olacak. Birinci 2 altınımız var. Birinci altılı ganyanımızın başlangıç saati 13.30'da start oluyor. İlk defa start alacak olan atlarımızı koşusunu izleyeceğiz. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimde. Evet, 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kazası belası bir yarış geçirmelerini temenni ediyoruz tabii ki. Burada 2 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım Eküller olacak. O da Onur Öztürk ile start alacak olan, o da 4 numara. Gayet güzel bir hazırlık geçirmiş. Güzel galoplarla bu koşuya hazırlanan, dördü kazanmasını beklediğim ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım buna rakip olarak Murat Gündüzeli ile, o da güzel hazırlıklar geçiren sevgili dostlar. Buraya da iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Dördün en ciddi rakibi olur diyorum. Altıyı da kuponumda yer vereceğim. Yani birinci altılık ayınımızın başlangıç ayında iki at benim için yeterli gördüm. Tabii ki tuttuğunuz atlar benim gözümden kaçan bazı bir şeyler varsa onları da siz bulup eklerseniz daha sağlıklı olur tabii diyorum sevgili dostlar. 4 ve 6 nolu atlar birinci koşumuzda, birinci altılık ayınımızın ayında yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Kuponun bedeli 8,40 kuruşluk bir kupon önereceğim. İki tane pardon, bir tane bankom olacak sevgili dostlar. Birinci altılık gayınımızın şablonunda tuttuğunuz atlar, ön planda takip ettiğiniz atlar varsa onları da kupona ilave edip ona göre, bütçemize göre oynayabiliriz sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. Burada da 2 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım Kızıl Yağısı olacak. Furkan Yüksel ile şanslı olur diyorum. Son 3 koşusu da çimde harika performans sergileyen, kazanmaya yakın görüyorum Furkan Yüksel ile 1 numara Kızıl Yağısı sevgili dostlar. İkinci atım Nilgün Sultan. Zaten beraber koşuyorlar sevgili dostlar. Koştukları koşularda Kızıl Yağısı kazanıyor. İkincilikte, üçüncülükte kalan Nilgün Sultan bu sefer Mustafa Çiçek ile şanslı olur diyorum. Kızıl Yağız'a ilk ciddi rakip görüyorum. 2 numara atımızın Nilgün Sultan'ı. Yani iki atta buraya geçmek istiyorum. 1 ve 2 nolu atlarda ikinci koşumuzda, birinci altılık ayınımızın ikinci ayında yeterli gördüğüm atlar sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz şartlı bir, pardon, üçüncü koşumuz şartlı 3, yamak 1, 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kumla start alıyor. Yamak 1 oluşu da bu koşumuzu gerçekten güçlendiriyor sevgili dostlar. Sürprize açık bir koşu olduğunu düşünüyorum. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekürümüz var. 1 ile 3 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Yani lafı fazla uzatmayacağım. Bazı yorumlarda arkadaşlar çok atın üstünde konuşuyorsun, niye böyle uzatıyorsun, ver geç diye söyleyen arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız da bu atı veriyorsun spor toto gibi, neden verdiğini söylemiyorsun diyor. Yani öyle versek de yorum yazılıyor, böyle versek de yorum yazılıyor. Yani kısa tutacağım, ilk şans vereceğim atım 2 numara olacak sevgili dostlar. Kazanmaya yakın diyorum. Son 3 koşuda da gerçekten başarılı koşular sergileyen 2 ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 3 numara Eküller. Onunla 2'ye en ciddi rakip görüyorum. 1 ile 3 nolu atlarımız Ekür'ü sevgili dostlar. 3'ü de ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 4 numara olacak. Dördüncü atım 6 sevgili dostlar. Urla zamanı kaçıp bitirebilir. Son koşusunda güzel bir dördüncülük elde etti. Yani kaçıp bitirmeye de bakalım, yani her zaman öyle yapmaya çalışıyor ama bir türlü onu da başaramıyor. Yamak bir oluşu da bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Beyaz bayrak aynı yarışı bu uzun mesafede çıkartabilir diyorum. Urla zamanıyı da kuponumda yer vereceğim. Son olarak da 7 numara Eko'dayı sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 2, 3,
4, 6 ve 7 nolu atları bu zor koşta yer vereceğim atlar olacak sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşumuz handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1700 metre çimle start alıyor. Burada da 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. Lizardon'la 2 numaralı atımız Yarissa ekür olarak start alıyor. 1 ile 2 nolu atlarımız sevgili dostlar. Evet, İstanbul'dan gelen yani güzel koşullara sahip olan, o da Bursa'ya ilk defa Bursa pistine çıkacak bir Kayızberk orijinal olan Hişman Çizik ile burayı kazanmaya çok yakın diyorum. Yarın kuponumda Yol Kıran'ı 5 nolu atımızı yani bu grubun üstesinden gelir kazanmaya çok ciddi bir atımız olarak görüyorum. Yol Kıran'ı 5 numarayı yarın kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Dördüncü koşumuzda birinci altılık ayımızın dördüncü ayında. Evet, beşinci koşumuz şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım. O da Tolga Yıldız'da start alacak olan Emir Soy sevgili dostlar. Üst üste kazanma başarısı gösteren gerçekten formunu buldu sevgili dostlar. Emir Soy kazanmaya çok yakın görüyorum 4 nolu atımızı. İkinci atım 2 numara Baba Arif Kadir Tokoçoğlu'yla, o da son iki koşusunu gayet başarılı koşarak kazanma başarısı gösteren Baba Arif'te en ciddi rakip görüyorum. 4 nolu atımız Emir Soylu'ya sevgili dostlar. 2 ile kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 1 numara Koca Muğla'lı. O da Apprenti arkadaşımızla start alacak olan son koşusunu ölçü almıyorum sevgili dostlar. Halil Gül'le şanslı olur diyorum. Gayet başarılı bir koşular sergiliyor. O da Turbo orijinli, güzel orijinden gelen Koca Muğla'lıyı da burada çok şanslı görüyorum. Bu 3 atın arasında zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. 4, 2 ve 1 nolu atlar benim için yeterli olacak. 5. koşuda 1. altılık ayımızın 5. aya sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz son koşumuz 1. altılık ayımızın son aya. Şartlı 4 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir ekürümüz var. 3 ile Altınoğlu Çum ekür olarak start alıyor. Evet, burada kazanmasını bekledim. Yani 2 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım. O da Yeşil Işık. 2 koşusunda da gerçekten muntazam bir koşu sergileyip bu mesafede kazanma başarısı gösteren, son koşusunda Ayhan Kurşun'la da start almıştı. Yine Ayhan'la start alacak olan Yeşil Işık kazanmaya çok yakın diyorum. Tek rakibi bu da son koşusunu güzel bir birincilik elde eden Onur Öztürk'le 2 nolu atımız Lover sevgili dostlar. Buna en ciddi rakip diyorum. Bu iki atın arasında geçecek bir koşu görüyorum. 5 ile 2 nolu atlar benim için yeterli olacak. Birinci altılık ayınımızın son ayında. Evet sevgili dostlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız daima yanınızda olsun. Yazdığınız atlar ganyan, ayakları düz bassın diyorum. 8,40 kuruşluk bir kupon verdim. Tuttuğunuz atlar varsa ilavesini yaparsınız sevgili dostlar. Evet, birazdan ikinci altılık ayınımızın da şablonuna geçip orada bazı bir değişiklikler yapacağım. At eklemeye çalışacağım. Onun kuponumuzun da değeri 22,40 kuruşluk bir kupon çıkıyor. Onu da sizlere birazdan videomda bahsedip sizlere sunacağım sevgili dostlar. İkinci altılık ayınımız birazcık zorlu bir program diye düşünüyorum. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar diliyorum.